Adnan Oktar davasında tek bir suç yok. Dosyadaki tecavüz iftiraları için tek bir somut ve hukuki delil öne sürülemedi. Çünkü ortada hiçbir suç yok. Var olan tek şey, korkutularak cezaevine atılmış, canları derdine düşürülüp malı mülkü, işi ya da ailesine zarar vermekle korkutulup sözde etkin pişman yapılmış kişilerin ve camiamıza husumet besleyen birkaç müştekinin yalan olduğu resmi makamlar huzurunda ispatlanmış iftira içerikli beyanlarıdır. Casusluk iddiaları tamamen asılsız, hiçbir delili veya dayanağı olmayan iftiralardır. Bu iddiaların ana muhatabı, en başta Dışişleri Bakanlığımız ve MİT'tir ve casusluk iddiasının gerçek dışı olduğu, bizzat Dışişleri Bakanlığı ve MİT tarafından beyan edildi. Her iki kurumda, iddialarda geçen konuların devlet sırrı olmayıp, kamuya açık beyan ve açıklamalardan ibaret olduklarına dair raporlarını mahkemeye sundu. Ayrıca, bu kurumlar mahkemenin müdahillik taleplerini de gereksiz buldular ve bu sebeple dosyaya müdahil dahi olmadılar. Kara para aklama ve benzeri mali suçlarla ilgili iftiralarda, bizzat devletin ilgili kurumu MASAK tarafından incelendi ve hazırlanan raporlarda, ortada herhangi bir şüpheli iş ya da işlem bulunmadığı raporlandı. Silahlı suç örgütü iftiraları üzerine emniyette balistik incelemeler yapıldı, arkadaşlarımıza ait silahların tamamının resmi ruhsatta oldukları, hiçbirinin hiçbir suça karışmadığı, hatta büyük bir kısmının hiç kullanılmadıkları, kutularından dahi çıkarılmadıkları anlaşıldı. Silahların büyük bir kısmının 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında devletimizin teşvikiyle alındıkları görüldü. Tarihi eser kaçakçılığı iftiraları üzerine de uzman bir heyet tarafından kontrol ve incelemelerde bulunuldu. Tarihi eser oldukları iddia edilen eşyaların yaldız ya da varaklı ahşap çerçeveler, resimlerin ise piyasadaki hemen her galeride benzerleri satılmakta olan yağlı boya replika tablolar oldukları görüldü. Gizli kamera ya da gizli kayıt iddialarının da gerçek dışı olduğu anlaşıldı. Emniyette yapılan incelemelerde, tüm kameraların güvenlik amacıyla piyasada satılan dış mekan kameraları oldukları, bunların da hemen her villada ya da sitede olduğu gibi bahçe duvarları, bina etrafındaki yollar, giriş kapıları ya da otopark vesaire alanlara bakar şekilde konumlandırıldıkları tespit edildi.